Herkese selam arkadaşlar. Bir tane Arnold Prep serisi çekiyorduk. Bir de benim buradaki yakın arkadaşım Can'la değişim serisi çekmeye karar verdik. Yani hedefimiz de 6-8 hafta arasındaki çılgınca bir değişim var. Yani her hafta mı çekeriz yoksa 2 haftada bir mi çekeriz, onu duruma göre karar vereceğiz. Fakat böyle çılgın bir değişim olacağını garanti ediyorum size. Can artık şey, kafayı kırdı, değişecek. Aynen, kafayı kırdık artık. Defalarca kez sordum, bak buraya başlıyoruz. Bak sonucu değişimde güzel olmazsa. Ya Muhammed'e güveniyoruz ama ben kendime çok güvenmiyorum. Neyse, şimdi burada Can'la aramızda yaklaşık böyle bir herhalde 30 dakikalık falan bir mesafe var. Can'ın zaten iş yeri var. Ben de hemen Can'ın iş yerinin yanındaki solaryum merkezine gidiyorum. Haftada 2-3 gün gideceğim zaten. Zaten Can'ın da kendi kafesi olduğu için yemeklerini yapması falan filan, bunlar çok çok rahat olacak onun için. Gym desen evine 10 dakika falan. O yüzden şimdi onun gyminde ya da işte haftada iki birlikte ders yapacağız. Kalan planlamasını yine ben yapacağım. O da kalan 2-3 günde kendisi tamamlayacak. Seriye böyle başlıyoruz. Hazır mısın Can? Antrenmandan... Çok hazırım. Ben de hazır olduğunu düşünüyorum. Yani antrenmandan da birkaç hareket falan çekeriz. Tabii sürecin ilerleyen kısımlarındaki değişimleri çektikçe aslında çok daha şey olacak. Videonun izlenebilirliği artacaktır. Bu başlangıç videomuz olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Gel Can. Başladın mı? Salona girene kadar bayağı bir yoruldum. Kartlar, işlemler falan bir günlük geçiş için. Ama şey, gym güzel bayağı. Ben pure gym'e gelmemiştim. Bu aynı Türkiye'deki McFit'ler gibi. Bir sürü şubesi olan gym. Şimdi bugün full body yaparak başlayacağız zaten. Can'ın ben planlamasını ona gönderdim. Hareketleri ben ona göstereceğim. Sırayla başlayacağız. Can bak şimdi. Ayakları koyalım. Elleri kanca gibi. Böyle sırtını sıkıyorsun. Olabildiğince zaten hafif yapmaya çalışıyorum. Taç bozuyoruz bunlar. Tekrarlandırayım mı? Çok boşluk var mı? Çelik. Şuraya odaklanıyorsun. Aynen. 15 tane yapıyorsun. 3 set. Süper. 10 numara valla. Kontrollü. Biraz daha üst göğüslerine doğru çek. Başlarken, full body ile başlarken büyük kas gruplarından başlıyoruz. Onun için önce sırtla başlayacağız. Başladık. Bir tane sırtın üst bölgesi ve latlar için bir hareket seçtik. Şimdi de sırtın altı için sit row yapacağız. Yine tutup çektiğinde sırtını sıkacak. Geldim. Çekerken. Yok, biraz daha geniş. Aynen, çek. Süper. Hedef bölge burası. Yine bunu da 12-15 tekrar yapacağız. Yine 3 set. Ondan sonra sırtı bütünlük olacak. Süper. Sırt hareketi yaptık. Bence full body antrenmanı yapılırken daha fazla makineler tercih edilmeli. Çünkü zaten başlangıç seviyesinde olduğu için
olabildiğince hareketi yanlış yapmasını engellediği için daha iyi olacaktır. Onun için iki tane sırt hareketi yaptık. Bir tane sırtın üstü için, bir tane sırtın altı için. Şimdi chest press yapacağız göğüs hareketi ve ondan sonra bir tane fly yapıp göğsü tamamlayacağız. Bakıyoruz mesela. Buradan tutması yeterli. Tam göğsüne denk gelecek zaten. Nefes vererek istiyor. Göğsünü zaten sıkıyorsun kollarından. Salıyorsun. Tekrar. Bu. Geç can. Can yaparken de söyleyeyim. Nefes vererek itiyor. Zaten çok ileri öne atmana gerek yok. İttiğinde zaten bak göğüs kaslarını sıkıyorsunuz. Süper. 12-15 tekrar yapması yeterli. Makineyi kullandığı için hata yapmıyor gibi bir şey oluyor. İstediği şekilde kasını uyarmış oluyor. Zaten başlangıç seviyesi için bence mükemmel. Aynen, çok öne yatmıyor. Bence gayet iyi. Süper. Fark görüyorsun değil mi? Abi zaten bence buradaki amaç hem bir değişim hem de bir başlangıç seviyesi için şey gibi oluyor, neyi? Antrenman. Antrenman nasıl yapılır gibi bir şey oluyor. Hepsi bir arada. Normalde peg fly da yapabilirdik. İki tanesi de dolu olduğu için başka bir varyasyonu gibi oluyor. Bu şekilde sıkıştırıyoruz, salıyoruz. Tekrar kontrollü bir şekilde. Bunu dediğim gibi peg fly da yapabilirdik ama ikisi de dolu. 600. Yani hiç fark etmez nereden rahat ediyorsan. Aynen, birleştiriyorsun tamamen. Evet, sağ ol, süper. Süper, zaten kendisi hissedebiliyor göğsünü sıktığını. Nefesini boşaltmak sıkıştırırken, yani preslediğin yerlerde nefesini boşalt. Mesela sıkıştırıyorsun ya, boşalt. Aynen. Böyle buradayken boşalt. Evet. Sıkarken mesela bak. Aynen. Nasıl? Gözlerini hissediyorum. Süper değil mi? Aynen. Zaten full body'nin amacı bütün kaslarını İlk etapta çalıştırmak. Ondan sonrasında zaten bölgesel antrenmana geçeceğiz. Adım adım. Şu an mesela çok ağır çalışmasında bir anlamı yok. Aynı şekilde. Yani şu an çok ağır çalışırsa sadece çok fazla zarar verdiği için çok rahat iyileşemeyecek. Yani bir adım sonra yapacağı şeyi en başta yapması daha iyi olmuyor yani. İki tane sırt yaptık, iki tane göğüs yaptık. Sadece bir tane omuz hareketi yapacağız. O da shoulder press, ana hareket. Yine makine kullanacağız. Şu şekilde içlerden tutuyoruz. Şu. Kontrollü bir şekilde kaldırıyor. Salıyor. Bu. Can yaparken bakalım yine. Uzun uzun göstermeme gerek yok. Aynen. İçlerden tutuyorsun. Hedef bölgesi ön omuzları daha çok. Kaldır. Süper. Sal tekrar. Süper canım. Aynen. Yine 12-15 tekrar yapması yeterli. Belki bir tane de yan omuz hareketi yapılabilir ama bence gerek yok başlangıç aşamasında. Bir tane shoulder press yeterli olacaktır. Çünkü daha kollar ve bacaklar var. Hazır olduğunda ikinci ve üçüncü. 10
5 zaten 4 o kadar zorlama gerek yok. Yeter. Süper, bir tane daha düşürebilirsin de. Kaç tekrar yaptın mesela? Bu 2. Düşür mesela. Çok zorlandığı belli yani. Perişan olur. Bugün neydi ya? Bugün 50 tane YouTube videosu. Neyse bayağı çekmeyeceğiz herhalde Yasemin. Bundan gerisi, bundan sonrası sende. Yandık. Süper Can. Gayet kontrollü yapıyor çünkü makine zaten yanlış yapmasına izin vermiyor. Mesela dumbbell press yapıyor olsaydı belki dumbbell'ı kaldırırken falan dikkat etmesi lazımdı ama şimdi zaten makine onu yönelttiği için ben bu yüzden makine tercih etmenin başlangıçta çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Göğsü, sırtı ve omzu tamamladık. Kolları çalıştırıp en sona bacağı bırakıp çıkacağız. Zaten kardiyosu var ama bugün ilk günü olduğu için antrenman sonrasında kardiyo yapmayacak. Zaten Can'ın köpeği var. Normalde Pablo bu arada Can'ın köpeği. Onun için her sabah 30 dakika kardiyo onun için hiçbir şey. Belki de bence 1 saat falan yapacaktır. Rahat rahat çünkü köpek bir bahane olacak. Bir tane V var. Bu halat da olabilir, hiç fark etmez. Triceps pushdown yapacağız. Sabit duruyor. Sonuna kadar indiriyor. Salıyor. Tekrar kontrollü. Hepsi triceps'te. Al canım. Ayağını çek. Kolların burada sabit kalsın. Dirseklerini sal. Tekrar. Zaten sıktığında triceps'in olduğunu hissediyorsun. 15 tane yapması yeterli. Daha yavaş sıkarak. Tekrar yap. 15. Süper. Kendi mesela o ağırlığı seçebiliyor yani, anladın mı? 15 tekrar yapacağı ağırlığı buluyor. Mesela diğerinde belki 20 tane yapabilirdi. Gerek görmediği için bir tane artırdı. Mantıklı olan bu zaten. Süper, bir set daha yapsın. Ondan sonra biceps çalıştırıp bacağa geçeceğiz. Cable curl de yapabiliriz ama bence makineyi yine tercih etmek daha iyi. Gayet iyi. Sonuna kadar sıkıyor, salıyor. Tekrar. Okey. Gel Can sen de. Oturdu. Aynen. Kolay. Aynen. Sonuna kadar kaldır. Evet. Sal. Tekrar. Süper. Tam olarak bu. Ellerini kapatırsan daha iyi. Aynen. Üçü yaptın değil mi? Aynen. Şimdi sadece ön bacak ve leg press yapıp antrenmanı bitiriyoruz. Yani bunun boyuna göre ayarlaması lazım. Tuttu. Bacaklarını tamamen kaldırıyor, salıyor. Tekrar kontrol. Bence şöyle yapsın iyi. Bu bile belki ağır gelebilir. Bacaklar açık mı kapalı mı? Hiç fark etmez. Paralel. Evet. Yani fark etmez derken aslında bacağını böyle V şeklinde açtım, biraz daha içler çalışın. Böyle içeri doğru kapattım, biraz daha dışlar. Ama şu an paralel yapman yeterli. Kaç? Aynen. Tekrar? 12-15. Bana da ağır geldi üçüncü. Yukarıda biraz kısa. Aynen, süper. 10 numara, süper. Biraz daha kaldır.
Evet, süper. Süper. Helal. Umarım yarın yemek pişirebilirim. Yemek dedi de Yasemin, sen bana ne dedin? Yemek almayanla can yapar dedin. Evet, yapacağım. Hazır. Sonuna kadar. Kilo. Şu yeter yani. Yok şu hocam çok kilitledim bacaklarını. Bak şu yeterli. Sağ ol. Ama mesela bu benim boyuma göre kısa kaldı. Bir tane daha öne alabiliriz. Biraz. Sağ ol. Tekrar. Kontrol. Muhtemelen bu cana göre tam olacak. Şöyle yapar diye düşünüyorum. Son hareketimiz. Yine ayaklarını paralel koyacak. Aynen, süper can. X eşit, aynen, süper. X eşit değil mi? Aynen, sağ ol. Bu şekilde. Kontrollü, sağ ol. Tekrar, süper. Sonuna kadar kitleme, burada kal. Evet, çok güzel. Yani hep o gerginlik kalsın kasında, onu hissedebilirsin zaten. Şuralarda. Buralarda özellikle, aynen. Bu arada ayağını ne kadar yukarı kaldırsan o kadar arka bacağına gider. Ne kadar aşağıya indirirsen o kadar ön bacaklarına olur. O yüzden arkada hissetmen de normal. Süper. Biraz daha yavaş ve biraz daha geri bırakmaya çalış. Bırak, tekrar. Süper, tam bu. Ağırlık biraz ağır gelmiş olabilir. Düşürüp biraz daha salmaya çalış. Bacaktaki kılları kesmesi gerekiyor mu? Tabii. Bacaktaki kılları kesmezse hayatta denesi gerekiyor. Abi böyle bir şey olabilir mi? Her şey bitti. Bacaktaki kıl ya da vücuttaki kıl mı? O zaman benim var ya sıfır adelem olması lazım. Yani her yerim kıl. Böyle bir şey olamaz yani. Böyle şeylerden uzaklaşın, kaçın. Süper canım. Biraz daha bırakacağım. Süper. Yani tam bırakma. Bırak dedik. Ses gelmeyecek. Aynen. Evet. Değişim serimizin ilk günü. Göbeğimi salayım mı? Süper. Yan dön. Tekrar dön. Sırtını da görelim. Tekrar dön. Tekrar. Evet, bu başlangıç. Bakalım serinin ilerleyen 6-7. final haftasında nasıl bir görüntü olacak? Hadi hadi, bugünlük bu kadar yeter. Bir kapanışı çekip bitirelim. Can'ın formunu da çektikten sonra ilk başlangıç videomuza başlamış olduk, ilk videoyu. Değişimin birinci videosu. Normalde eğer sabah siz de spora yeni başlamışsanız, sabah kardiyo yapamamışsanız o kardiyo zamanını, sallıyorum 30 dakika ise, antrenman sonrasında ekleyebilirsiniz. Hiçbir problem olmayacaktır. Ama Can'ın sabah yapmaya imkanı olduğu için sabah ve antrenmanı ayıracak. Bu şekilde ilerleyen zamanlarda daha fazla detay vermeye çalışacağız. Burada hem bir full body antrenman nasıl yapılır, hem de yeni başlayanlar için antrenman serisi gibi bir şey de olmuş oluyor. Evet Can, artık bana bir yemek ısmarlama zamanı geldi, geçiyor. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. 10 ve rahatladın mı?